Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle e, SolidWorks 2023 sistem gerekliliklerine bakacağız gereksinimlerine sistem. Bakın arkadaşlar Google'a direkt e, SolidWorks 2023 sistem gereksinimleri yazabilirsiniz. Bu ilkine tıklamayın. Eee SolidWorks yazana tıklasanız daha doğru bir şekilde oluşursunuz. Tümünü kabul ediyoruz. Bakın burada tek tek siz de inceleyeceğiz şimdi. Bakın Windows 11 e, 2021'i desteklemiyormuş ama Windows 11 2000 veya 10 veya 11 e, 2023'ü destekliyor. Yani ikisinden birini kullanabilirsiniz. Bu yüzden en, en az Windows 10 kullanmak zorundasınız. Daha sonra e, bu şey sunucu ürünleri ile ilgili bunu bilmenize gerek yok. Yani e, Mac içinde bu sürümleri destekliyormuş. Mac hakkında pek bilgim yok ama buradan kendi Mac'inizle ilgili e, karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Microsoft SQL ve Office. Bakın arkadaşlar e, Microsoft e, Soyguks 2023. SQL 2022 server istiyor. Şimdi bazı arkadaşlar setup yüklerken hata alıyorlar. Şimdi bu hata aldıktan buna da bahsedeceğim. Ee, neyse onu hatalarla ilgili bir video çekeceğim. Orada anlatırım arkadaşlar. Ee, ama gereksinim olarak şunu bilmeniz gerekiyor ki SolidWorks 2023 en azından bu özellikleri istiyor. Şimdi aşağı doğru iniyorum. <laughs> donanım özelliklerine gelelim arkadaşlar bakın işlemci 64 bit Intel veya AMD işlemci istiyor RAM 16 GB veya daha fazla istiyor ee, grafikler onaylı kartlar ve sürücüler yazıyor burada bakın buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar hemen bizi yönlendiriyor ee, şimdi Zaten direkt şu an herhalde 2023'ün desteklediklerini gösteriyor da Hani bu e, Burada yazanlara arkadaşlar çok e, itibar etmeyin Çünkü e, burada genelde bizi sadece e, Şey söylüyor hmm. Bakın 2023 diye seçtim Genelde bizi sadece e, grafik karttan yani işte ne bileyim Quadro serisini işte a, RTX A5000, A4000 bunlar genelde hep Quadro serisi bunları gösteren sizin ekran kartınız burada olmayabilir Bunlar bakın Quadro RTX 4000 bunlar biraz daha pahalı çizim kartları şirketlerde kullanılan cinsteler ee, ama hani sizin kartınızda bu program kullanılacak gibi düşünmeyin dediğim gibi ee, sadece hani önerilen kartlarda genelde bunlar oluyor bakın böyle geçiyorum sayfa hiç daha doğru düzgün bir ne bir RTX 2060 veya 3060 benzeri bir ekran kartı göremedik gördüğünüz gibi. Sadece önerilenler bunlar. Onlar çizim kartı olarak geçtiği için. Onlar tavsiye ediliyor tabi. Ama bu problem değil dediğim gibi. ben Böyle bir e, en azından 4 GB'lık bir ekran kartı e, en azından minimum bir GTX 1050 ve onun üstü başlangıç aşamasında hani rahatlıkla işinizi göreceksiniz optimum performans için SSD sürücü bu çok önemli arkadaşlar SSD mümkünse M.2 SSD kullanın bilgisayarınızda e, okuma ve yazma hızı e, hızlı olsun ikisi de aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar antivirüs ürünleri <laughs> yani e, benim anlattığım şekilde yükleyeceksiniz antivirüsü kullanmadan yüklemeniz gerekiyor ama hani e, başarılı bir şey için güvenilir bir antivirüs kullanın diyor SolidWorks yüklemek için. Apple desteği yaşam döngüsü. Burada neden bahsettiğini bilmiyorum arkadaşlar. Zaten buradan sonrasında da pek bir şey yok. Yani hani temel olarak ama siz, size bir tavsiye olarak bir bilgisayar önerecek olursak yani i5 10. nesil en azından bir ee, hani ortalama olarak biraz daha iyi kullanacaklar için RTX 2060 2070 Nvidia kullanmaya çalışın ve Intel kullanmaya çalışın çizim için bunu bir e, temel olarak söyleyeyim AMD'ye göre çok daha fark ediyor arkadaşlar ee, bu şekilde bir bilgisayar en azından 16 GB mümkünse 32 GB çizim bilgisayarları için bile iyidir ee, bu şekilde sistem gereksinimleri böyle arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kendinizde ulaşıp kontrol edebilirsiniz. Google'a SOLIDWORKS 2023 sistem gereksinimleri yazdığınızda e, ARM'a da yazılımı satıyorlar programı. Ama siz şu aşağıdan hemen SOLIDWORKS'un kendisi sitene tıklayarak buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler izlediğiniz için. Kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar hepinize.